beğenmediklerine, projelere, partilere oy verdi. Şimdi koalisyon kurulmaya çalışılıyor Almanya'da. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden Almanya koalisyonlarla yönetiliyor yıllardan beri. Koalisyonlar bitti denildi başkanlık sistemiyle ama gizli bir koalisyon, adı ittifak olan bir koalisyon devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu 3600 ek gösterge ne olacak dedi. Ne oldu? Niye sözünüzü tutmadınız dedi. Öğretmenler için, polisler için, hemşireler için, din görevlileri için, memurlar için. Hatırladı iktidar. Aa sahi böyle bir söz vermiştik diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki önümüzdeki yılın sonuna kadar bu sorun çözülecek. 2022'nin sonuna kadar ekleyelim görelim. 3600 ek gösterge için mücadele yapacağız. Ya onlara verdirteceğiz ya biz yapacağız. Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz ya. 2018-2021 bir şey yok, bekliyoruz. Getirsinler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenler için iktidarın vaadi olan 3600 ek göstergeyi hatırlatmasına Cumhurbaşkanı sert çıktı. 2018 yılında seçim vaadiydi Erdoğan'ın 3600 ek gösterge, bu sözün üzerinden 3 yıl geçti. 3 yılın sonunda yeni bir söz daha geldi Erdoğan'dan. Önümüzdeki yıla kadar bu sorun çözülecek dedi. Memur sendikalarıyla yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biziz. Böylece verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturmaya başlayan yine biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz. Tarih verdiler defalarca. Buyursunlar, çözsünler. Herhalde ellerini tutan yok yani. Yani o kadar yıllardır ortada duran bir meseleyi hala zamana yaymak, hala şu vakit çözeceğiz demek doğru değil. Eğer çözmek istiyorlarsa bir hafta 10 günlük bir iştir. Genel başkanımız 3600 ek gösterge sözünü hatırlatmak ve bu konuda etkin muhalefet yaparak geçmişteki taşerona kadro verdirdiği gibi, emekliye ikramiye verdirdiği gibi, geçmişte asgari ücrete zam yaptırdığı gibi etkin muhalefetle 3600 ek göstergeyi almak istiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaretinde Erdoğan'ın 3600 ek gösterge çıkışına yanıt verdi. Usandırdı. Ya hakikaten usandırdı. Bilmem kaç sene önce söz vereceksiniz. Bu kadar zamana kadar bunu gerçekleştiremeyeceksiniz. Tam seçime gideceğimiz zaman ben bunu çözeceğim diyeceksiniz. Ayıptır bana göre. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki yıl sonuna kadar çözülecek dediği 3600 ek göstergenin yine çözüme kavuşturulamayacağı görüşünde birleşti. Çözmek isteyene bir hafta 10 günde çözülebilecek bir sorun diye de sözlerini ekledi. Çözmek istiyorlarsa bir hafta 10 günlük bir iştir. Bir hafta 10 günde çözülür çözmek isterseniz diyor Ali Babacan. Bu işlerin içinden gelen bir isim. Usandırdı diyor Temel Karamollaoğlu. Hakikaten usandırdı. Ölmez sağ kalırsak önümüzdeki kış o da bir geçsin. Önümüzdeki bahar, yazlar gelip geçsin. 2022'nin sonuna burada olursak, ölmez sağ kalırsak, görürsek o günleri 3600 ek gösterge gelir. Stresliyiz. Vekiller de stresli. Meclis Genel Kurulu'nda zemine strese karşı bir döşeme yaptılar. İşte ayakkabılardan elektrik geçmiyor, vekiller biraz daha rahatlasın diye rahatlayamadılar. HDP'li vekillerden biri eski eş genel başkanlarına Selahattin Demirtaş'a bir selam göndermek istedi genel kuruldan. Ortalık fena karıştı. Bu anlamda Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mecliste tansiyon HDP'li Bülbül'ün bu sözleriyle yükseldi. AKP ve HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. Selahattin katildir. Bu kadar. Sensin. Eş genel başkanlığımızı yapmış onurlu bir insana söyledi. Ona aynı geri alması gerekiyor. Katil olup olmadığı konusunda karar verme yetkisi ona ait değil. Sayın milletvekilleri, Sayın Torun. Arkadaşlar, eğer bir insan bir tetikçiyi azmettirmişse tetikçiyle birlikte azmettiren de yargılanır. Bu parlamentoda görev yapmış, iki defa cumhurbaşkanı adayı olmuş,
milyonlarca insanın desteğini almış, rehin olarak tutulan ve bizim onurumuz olan Selahattin Demirtaş'a katil diyemez. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül 6-8 Ekim Kobani olaylarına protesto dedi. Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı meclis kürsüsünden selamladı. Kobani'ye saldırıyı protesto etmek bir insan hakları görevi ve sorumluluğudur. Burada asla bir suç yoktur. Bu anlamda Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kobani namusumuzdur dediniz de Diyarbakır namusunuz değil miydi? Bizim elimiz, bırakın silahı, tek bir çakıya bile değmemiştir. Tek bir çakı bile elimize almadık dediniz. Gayet güzel. Bunu teşvik edin. Şiddetin karşısında olduğunuzu ifade edin. Tartışmanın büyümesi üzerine genel kurulda oturuma ara verildi. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç verilen arada grup başkan vekillerini uyardı. Evet. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanıyor. Tanımak durumunda, iç hukukunda üstünde kararlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi de Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiğine, tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti, karar verdi. Türkiye şimdi bu karara uyacak mı, uymayacak mı, bu bekleniyor. Bir taraftan da sosyal medya üzerinden hala Demirtaş ve ailesi hedef gösteriliyor. Dün Fox Televizyon'da sabah İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu Başak Demirtaş. Önce gün boyunca sosyal medyadan Fox'a çıkarttılar. Hem de 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde çıkarttılar diye tweetler atıldı. Akşamına da soruşturma geldi RTÜK'ten. Fox hakkında soruşturma açıldı. Tepki gösteriyor Demirtaş ailesi. Önce Başak Demirtaş bir tweet attı. Dedi ki 5 yıldır gece gündüz her kanalda Selahattin'e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum dedi. Demirtaş cezaevinden avukatları vasıtasıyla dedi ki demek ki 5 yıllık yalanlar ve iftira... Başak Demirtaş'ın tweet'i bu. Demek ki 5 yıllık yalanlar ve iftiralar 1 saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok. Hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi. Başak Demirtaş'ın tweetleri böyle. Selahattin Demirtaş da endişelendi eşi için ve ailemin kılına zarar gelmesin diye tweet attı. Demirtaş'ta avukatları vasıtasıyla endişelendi cezaevinde. Başak Demirtaş'ın katıldığı televizyon programı ile ilgili soruşturma açılınca. Durum bu. Bu tarafta da. Şimdi devam edelim. Büyük adayı soranlar var. Ne oldu büyük aday iskelesi diyenler var. İskelede meğer kiracı iskeleyi yeniden kiralamış. Hani TÜGVA, Türkiye Gençlik Vakfı düğünlere kiraya veriyormuş Büyükada'daki iskeleyi. Para kazanıyorlarmış. O yüzden vermek istemiyorlar. Kanunlara rağmen, hukuka rağmen, mahkeme kararlarına rağmen tahliye etmek istemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise hukuku hatırlatıyor. Mahkeme kararlarını hatırlatıyor. Tahliye edin, burası halkındır diyor. Büyükada'daki iskele binası halkındır diyor. Bakalım nasıl çözülecek, göreceğiz önümüzdeki günlerde. O iskelede yapılan düğünlerin de görüntüleri var. Birazdan vakit kalırsa gösteririm efendim. Şimdi bir İsmail Saymaz haberi. Efendim, Tanzim satışın faturası halka ödetilmiş. Hatırlayacaksınız. Son yerel seçimlerden önce Tanzim satış çadırları kurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu Tanzim satış işinden 4.1 milyon lira zarar etmiş. 17 milyon liralık da alacak davası varmış. Hani şimdi ekonomik krize çözüm diye Tanzim satış marketleri sunuluyor ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakın nasıl zarar ettirilmiş. Onun haberi. AKP Tanzim satışın faturasını halka ödetti. İddia bu. Gazeteci İsmail Saymaz yazdı Halk TV.com.tr'de. Konu 2019 yerel seçimlerinden önce AKP iktidarının başlattığı Tanzim satışlar.
Saymaz'ın anlattığına göre Tanzim Satışların İstanbul ayağını üstlenen İBB'ye bağlı Beltur şirketi Tarım Kredi Kooperatifinden meyve sebze aldı. Yaklaşık 70 milyon liralık satıştan 4 milyondan fazla kar elde edildi. Ancak personel, enerji, vergi gibi masraflar 4 milyondan fazla zarara sebep oldu. Saymaz zararın İBB'ye yazıldığı bilgisini paylaştı. Tanzim'de çalışmak üzere işe alınan 497 işçiden 172'si işten çıkarılınca 360 bin liradan fazla tazminat ödendi. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi Beltur'daki yaklaşık 17 milyon alacağı için dava açtı. 2 kilo patlıcan. Beltur aktardığı servet yetmezmiş gibi 2 alacak dava.